Emeklilere müjde. Maaşlara ek zam düzenlemesi yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti, emekli vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla önemli bir adım attı. Türkiye Cumhuriyeti, emekli vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla önemli bir adım attı. Yeni ek zam düzenlemesiyle birlikte milyonlarca emeklinin yüzü güldü hükümetin aldığı karar doğrultusunda, en düşük emekli maaşı 12.500 Türk lirası olarak belirlendi. Bu karar TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe girdi. Ancak eksam için yeni düzenlemeler de yapılıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24.73 zam, eksam yolda. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılan hesaplamalar sonucunda, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına %24.73 oranında zam yapıldı. Bu zam oranı, emeklilerin alım gücünü korumalarına yardımcı olamadı. Bu sebeple gelen tepkiler üzerine Ağustos ayı içerisinde yeni ek modeli uygulamaya koyulacak. Kürk maaşı düşük olanlara ek ödeme kök maaşı 8020 Türk lirası altında olan emeklilere ek ödeme yapıldı. Bu sayede, düşük kök maaşlı emeklilerin de zamdan daha fazla faydalanmaları sağlandı. Ancak adaletsizliği de beraberinde getirdi. Prime göre yeni maaş tablosu değişiyor. Dul ve yetimlere de müjde. En düşük emekli maaşının artırılmasıyla birlikte, dul ve yetimlerin alacakları aylıklarda önemli ölçüde yükseldi. Buna göre hissesi %75 olan dul ve yetimler 9375 Türk lirası. Hissesi %50 olan dul ve yetimler 6250 Türk lirası. Hissesi %25 olan dul ve yetimler 3125 Türk lirası ödeme alacak. Yeni maaş tablosuyla ilgili detaylar için kurumlara başvurulabilir. Emekli vatandaşlar, yeni maaş tablosuyla ilgili detaylı bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müşteri hizmetleri veya ilgili bankalar ile iletişime geçebilirler. SGK. Hükümetten emeklilere önemli mesaj. Hükümet yetkilileri, emeklilerin her zaman öncelikleri arasında olduğunu ve onların refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bu düzenlemenin emeklilerin hayatlarına olumlu etkileri olacağı vurgulandı.